Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî kâle fî kitâbihi'l-kerîm kul hel yestevi'llezîne ya'lemûne ve'llezîne lâ ya'lemûn. Öncelikle önemli konuların müzakere edileceği bu çalıştayın hayırlı sonuçlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli hocalarım, bu topraklarda bir asrı aşkın süredir bir mazisi olan ilahiyat tedrisatı, esasında medeniyet müktesebatımız bağlamında derin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Önemle ifade etmeliyim ki, Türkiye'de ilahiyat fakülteleri, önemli bir imkanı ve büyük bir ilmi birikimi ifade etmektedir. Bununla birlikte önümüzde çözüm bekleyen ciddi sorunların varlığı da bir gerçektir. Bu çerçevede üniversitelerimizin sayı, akademik, kadro ve öğrenci potansiyeli açısından gelişmesi olumlu ve önemli bir durum olmakla birlikte daha da önemlisi, üretilen bilginin niteliği toplumun ve dünyanın geleceğine katkısıdır. Dolayısıyla bugün hep beraber özellikle yaşanan hayatın sorunları ile milletimizin ve insanlığın geleceğine dair meselelerde daha gerçekçi olmaya, sosyal ve kültürel gerçeklikleri göz ardı etmeden çok boyutlu, kapsamlı ve disiplinli çalışmalarla bir gelecek perspektifi oluşturmaya mecburuz. Bu noktada bugünümüzü imar, istikbalimizi inşa edebilecek nitelikli kadroların yetiştirilmesine yoğunlaşmalıyız. Din eğitimi anlayışımızı ve mekanizmalarımızı en alt kademeden en üst boyut olan dini yüksek öğrenime kadar birbirini tamamlayıcı ve geliştirici bir ufukla gözden geçirmeliyiz. Değerli hocalarım, diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerimizin, başkanlığımızın başta din eğitimi olmak üzere din hizmetleri bağlamındaki istihdam politikalarına yönelik programlar geliştirmesini önemsiyoruz. Zira Türkiye özelinde okul öncesi, kadın, aile, çocuk, genç, engelli, hasta, mahkum, yaşlı gibi birçok kesime din hizmetini en güzel şekilde yerine getirmek için bütün bu alanların her biri ile ilgili yeterli eğitim almış ve pedagojik formasyona sahip insan kaynağına ihtiyaç duymaktayız. Bu ihtiyacı karşılayacağımız yegane kaynak ise ilahiyat fakülteleri, İslami ilimler fakülteleri, İmam Hatip liseleridir. Bizler mihrapta, kürsüde, Kur'an kurslarında, sosyal, kültürel içerikli din hizmetlerinde, yurt dışı teşkilatlarımızda hizmet eden bütün hocalarımızın, vaizlerimizin, müftülerimizin her açıdan donanımlı ve nitelikli olmasını istiyoruz. Nitekim lisans döneminde iyi eğitim almış, pedagojik formasyona sahip hocalarımızın din hizmetlerinde ve din eğitimi faaliyetlerimizde daha başarılı olduklarını görüyoruz. Bugün İslam dünyasında dinin doğru anlaşılması alanında bazı sorunların olduğu bir gerçektir. Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasını doğru şekilde karşılanmayan bir ihtiyacın istismara kapı araladığını bugün daha yakından görmekteyiz.
doğru dini bilginin üretilmesi ve topluma sunulması görevi ise tabi olarak öncelikle dini yüksek öğretim kurumlarımız, yani ilahiyat fakültelerimiz, İslami ilimler fakültelerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu noktada ifade etmeliyim ki hamdolsun İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ile önemli imkanlara sahibiz. Bu imkanları iyi değerlendirmek adına ortak çalışmaları geliştirmeli ve güçlendirmeliyiz. Bugün elhamdülillah 10 bini aşkın ilim adamıyla ve farklı alanlarda Kur'an-ı Kerim, Arapça, fıkıh, tefsir, hadis, kelam, İslam tarihi, İslam tarihi ve sanatları, din bilimleri, felsefe ve din bilimleri, bütün bu alanlarda, ismini sayamadığım farklı alanlarda 10 bini aşkın ilim adamımız vardır ve tamamına yakını Kur'an ve sünnet çizgisinden taviz vermeden öğrenci yetiştirmeye, ilmi birikimimize katkı sağlamaya çalışmaktadır elhamdülillah. Tabii ki bu kadar büyük bir müessesede, yani ilahiyat fakültelerinde, İslami ilimler fakültelerinde zaman zaman Kur'an ve sünnet çizgisine uymayan az da olsa bazı fikirler ortaya atanlar oluyor ve o fikirlerin, o bizim için marjinal diyebileceğimiz, çok kenarda köşede kalmış bu fikirlerin bizim nezdimizde, ilahiyat fakülteleri nezdinde hiçbir itibarı olmadığını buradan bir kez daha ifade etmiş olayım. Genel olarak fakültelerimiz Kur'an ve sünnet çizgisinde en güzel bir şekilde din eğitimi vermeye, ilim üretmeye, bizim 1400 küsür yıllık ilmi müktesebatımızı daha da geliştirmeye yönelik büyük çalışmalar yapmaktadır elhamdülillah. Değerli hocalarım, 2018 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz ve 4 gün süren 35. İl Müftüleri İstişare Toplantımıza ilk defa tüm İlahiyat İslami İlimler Fakülteleri dekanlarımızı da davet ettik. İl müftülerimiz ve dekanlarımızla beraber toplumu din konusunda aydınlatmada Diyanet, İlahiyat, Milli Eğitim işbirliği imkanları stratejileri üst başlığı ile müzakereler yaptık. Bu toplantıdan hareketle il müftülerimiz ve İlahiyat İslami İlimler Fakültelerimiz bölgesel toplantılara ve işbirliği ile ortak çalışmalar yapmaya devam etmektedirler. Rabbim bu çalışmalarımızı bereketli kılsın. Çalıştay süresince gerçekleştirilecek sunum ve müzakerelerin bereketli geçmesini ve istifadeye medar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Tekrar kıymetli heyetinizi, değerli hocalarımızı, ilim insanlarını, ilim adamlarını en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.